Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen o güzide ashabın Efendimiz aleyhissalatü vesselama duydukları aşkın boyutunu birkaç tabloyla anlamaya çalıştık. Gerçekten asr-ı saadetin her tablosunda bunu görmemiz mümkün. Ama burada hepsini aktarmaya ne gücümüz ne zamanımız yeter. Şunu söyleyeyim ki dostlar, ashab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme acıkırdı. İnsan insana acıkır mı diye sorabilirsiniz. Evet acıkırlardı. Hani Yunus der ya, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Onlar da o güzelliği hayatlarının esasına yerleştirmişlerdi. Ve her an, her an canım arzular seni diye yanıp tutuşuyorlardı. Resulullah kendi içlerinde olmasına rağmen acıkıyorlardı dostlar. Uzaklarında değil. Ve öyle acıkıyorlardı ki bazen Hassan bin Sabit'in yanına gelirlerdi. Peygamberin aşığı ve şairi. Derlerdi ki ey Hassan, haydi şiirlerinle biraz peygamberi öv de en azından yüreğimizde duyduğumuz aşkın üzerine su serpilmiş olsun. Hassan bin Sabit ne diyordu biliyor musunuz dostlar? وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِ وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ Ben sözlerimle Muhammed'i övüp yüceltmiyorum. Asıl Muhammed ile sözlerimi yüceltiyorum. Çünkü Muhammed adı ve şanı güzel. Adı ve şanı Allah tarafından övülmüş bir elçiydi. Onu kimsenin övmesine, kimsenin onu yüceltmesine ihtiyacı yoktu ki. Onu yücelten zaten yüceltmiş. Onu yücelere çıkaran, öven zaten övmüştü. Sahabe Mekke'deyken Muhammed ismini değiştirip müzemmem diyen müşriklere kızdıkları zaman Allah Resulü derdi ki onlara kızmayın. Onlar istedikleri kadar desinler. Beni öven övmüş zaten. Öven övmüş, seven sevmiş, alemlere de sevdirmiş. İşte delili bu değil mi? Delili 1500 sene sonra bile onun için yoluna baş koyacak insanların varlığı değil mi? Delili 1500 sene sonra bile Muhammed adını duyunca halen bu topraklarda gözü yaşaran insanların varlığı değil mi? Muhammed dostlar. Aleyhissalatü vesselam. Onu seven insanlar, ona yürek veren insanlar vefatından sonra da o aşkla yanıp tutuştular. İşte onlardan birisi Bilal-i Habeş. Vefatından sonra dostlar öyle bir hale geldi ki Bilal, o müezzini Resul ezan okuyamaz bir hale geldi. Ben okuyamam diyordu Emir el Müminin Ebu Bekir'e. Ben nasıl okurum ey Emir el Müminin? Sanki Muhammed mi var ki aramızda? Gelip benim sırtımı sıvazlasın. Erihne ya Bilal desin. Bizi rahatlat ey Bilal diye bana el versin. Israrla bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ezan okumaya çıkınca geldiği cümlede Eşhedü enne Muhammed dedi ve Muhammed sözü boğazına düğümlendi. Ezanı bitiremeden aşağı indi. Öyle bir aşık yürek. Ve ben dedi Ebu Bekir'e yaşayamıyorum Medine'de. Nereye baksam Allah Resulü'nün izleri var. İzin ver bana Şam'a gideyim dedi. Ve izin alarak Şam'a gitti dostlar. Ölüm döşeğinde Bilal yıllar sonra. Vefat edeceği an hanımı başında va musibete va musibete diye ağlamaya başladı. Bilal dedi ki hayır öyle deme va ferhata va ferhata de. Çünkü ben yarın alemlerin sultanı Efendimiz aleyhissalatü vesselamla gönül tahtımın eşsiz sultanıyla bana aşk öğreten yürekler sultanına kavuşmaya gidiyorum. Eğer bir şey söyleyeceksen va ferhatadi ey sevinçli günde
Bilal için en sevinçli gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşulduğu gündür. Enes bin Malik'i görüyoruz dostlar. Ashabın en yaşlı, en uzun ömürlü olan zatı. Yüzü aşkın yaşında vefat ediyor. Resulullah'ın vefatından sonra 80 yıl yaşıyor. Ama o 80 yıl dostlar, bir ömürden bahsediyorum. Her günü Enes bin Malik için bir matem günüydü. Her gün. Ve son gün ölüm döşeğindeyken insanlar Allah Resulü'nün son sahabesini yolcu etmek için Enes'in başında toplandıkları sırada bize temennide bulun ey Enes dediler. Enes bin Malik nasıl bir temennide bulundu biliyor musunuz? Dedi ki vallahi temennim odur ki şimdi gözlerimi kapatacağım bu dünyaya ve o dünya için gözlerimi açacağım. Açtığım anda alemlerin sultanını karşımda görsem ve desem ki ya Resulallah işte Enes senin hadimin hizmetçin sana geldi. İşte geldim yüzümün akıyla desem ve Resulullah'a varsam onun ellerinden öpsem. Böyle bir aşk 80 sene dostlar. Ve o aşkın farklı bir boyutunu görüyoruz dostlar. Sevben isimli Yemenli bir kölede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sevben'in Yemen'den gelip Medine'de satıldığını görür. Ve Sevben'i satın alarak hürriyetine kavuşturur. Resulullah'ı tanıdıkça bu Yemenli köle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aşık olur. Ve bir müddet sonra Resulullah yıllar önce Mekke'de Zeyd bin Harise'ye söylediği sözün aynısını ona söyledi. Ey Sevben dedi, istersen yanımızda kal, istersen özgürlüğünü sana bağışladık, git ailenin yanına. Gözleri doldu Sevben'in, dedi ki ya Resulallah. Ben sensiz aileyi ne yapayım? Sen ki benim hayatımda olmasan ben o hayatı ne yapayım ki? Ben senin yanında kalıyorum ya Resulallah. Ve Resulullah'ın Suffe ehline girdi. Orada ilim tahsil etmeye başladı. Bir gün Sevben evin önünde oturmuş. Başını ellerinin arasına almış, düşünmeye başlamış. Ve dedi ki kendi kendine ben dedi Medine'de bile Resulullah'ı bir iki saat görmeyince ona acıkıyorum. Onu göresim geliyor. Resulullah'a duyduğum aşk beni derinden etkiliyor. Peki yarın ben cennete girsem Allah Resulü de cennette yüksek bir makamda peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla olsa ve beni kabul etmese ben cennette Muhammed'i görmesem. Muhammed'in olmadığı bir cenneti neyleyeyim dedi. Cenneti bile cennet yapan Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. O olmasa eğer ben cenneti neyleyeyim dedi. Oturup ağlamaya başladı. O ara Allah Resulü girdi Sevben'in yanına. Ey Sevben dedi, niçin ağlıyorsun? Ya Resulallah dedi, düşündüm de aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki yarın ben de cennete girsem sen de cennettesin. Ama senin makamın âli yüce. Ben o makamlara çıkamam. Seni cennette göremem. Göremeyince de o cennette bulunmak bile bana cehennem gibi gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Ve dedi ki ey Sevben kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen seviyorsun. Burada nasıl berabersek orada da öyle beraber olacağız. Öyle mi dedi ya Resulallah cennette de beraber olacak mıyız? Evet dedi. O gün sanki ikinci özgürlüğünü almış gibi sevinmeye başladı.
Ve akabinde inen ayetler dostlar, Nisa suresinin 69 ile 70. ayetler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen hakikatin kaynağı, bilginin kaynağı olarak Allah yeter. İşte bu. Enes bin Malik diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce hadis rivayet eden o büyük insan. Ben diyor yüzlerce hadis rivayet ettim. Ama bir hadis vardı ki Allah Resulü'nün ashabı o hadise sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevinmezlerdi. Hangi hadiste o hadis dostlar? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes bin Malik diyor ki vallahi diyor bu hadisi her okuduğumda derdim ki ya Rabbi ben biliyorum ben ne peygamber kadar ne Ömer kadar ne Ebu Bekir kadar ne Osman kadar ne Ali kadar amel etmedim. Ama ben onları seviyorum. Sevdiğim için onlarla beraber olacağımı da umuyorum. Biz de umuyoruz dostlar. Çünkü biz de seviyoruz. Ve Rabbimize buradan dualarımızı gönderiyoruz. Ya Rabbi şahit ol ki biz de seviyoruz. Seni, senin Resulünü ve Resulünün ellerinde yetişen o güzide ashabı bizler de seviyoruz. Amel etmediğimizi de biliyoruz. Onlarla aynı halkada, aynı ortamda, aynı atmosferde bulunmadığımızı da biliyoruz. Ama sevginin kurtuluş olduğundan da ümidimizi kesmiyoruz. Nasıl kişi sevdiğiyle beraberse biz de onları seviyor, onlarla beraber olmayı umuyoruz. Ve biz Nebi'nin bir müjdesine de o müjdenin bizim üzerimizdeki tesiriyle de seviniyoruz. Neydi o müjde dostlar? Hani Medine'de bir gün selam ile ihvani diye bağırmıştı ya Allah Resulü. Selam olsun kardeşlerime. Ashab demişti ki ya Resulallah kimsenin kardeşlerin? Biz miyiz? Hayır. Sizler benim ashabımsınız. Onlar ise benim kardeşlerim. Görmedikleri halde bana iman edenler, sesimi işitmedikleri halde çağrıma icabet edenler, işte onlar benim kardeşlerim. Yani siz, yani biz dostlar, Allah Resulü'nün kardeşleri. Ve orada Resulullah bir müjde vermişti bize. Ya Rabbi demişti, o kardeşlerimin yaptıkları biri, yapmadıkları ona say. Biz o biri de yaptığımızdan endişe duyuyoruz ama seviyoruz. Seviyoruz dostlar, Allah ve Resulünü seviyoruz. Ashab kadar olmasa da seviyoruz. Belki bedel ödemedik Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi. Hani o Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne saplanan miğferi görünce Ebu Bekir öne atılmıştı. Ya Resulallah izin ver o miğferi ben dişlerimle çıkarayım. Ebu Ubeyde İbni Cerrah demişti ki ey Ebu Bekir hayır bu ameli ben sana kaptırmam. Bunu ben yapacağım. Hazreti Ebu Bekir kardeşine müsaade etmişti Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Yat ya Resulallah demişti. Allah Resulü uzanmıştı. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dişleriyle Allah Resulü'nün yüzündeki miğferi çıkarmak için çabalamış ve iki dişini kırarak ancak çıkarabilmişti. Bir taraftan Resulullah'ın yüzünden kanlar akıyor, bir taraftan da Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın dişlerinden kanlar akıyordu. İkisi de kalkıp birbirlerinin yüzüne baktılar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi ki ya Resulallah rahatladın mı? Sorduğu soru bu. Rahatladın mı? Evet dedi. Sen rahatladın ya Resulallah. Benim kaybettiğim şeylerden dolayı bir üzüntüm olamaz ki.
Senin dişlerin kırılmıştı. Ebu Ubeyde'nin dişleri sağlam olsaydı Ebu Ubeyde bunu hazmedebilir miydi ya Resulallah? Benim dişlerim bile senin yolunda, senin izinde, seninle beraber dedi. Onu da feda etti. Biz belki böyle de olamadık dostlar. Ama sevdik dostlar. Allah ve Resulünü ve Resulullah'ın yolunda olan o güzide ashabı. Rabbim bu sevginin hatırına bizleri de onlarla beraber kılsın. Cennette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve o güzide ashaba, şehitlere ve sıddıklara komşu eylesin. Bizi bu dünyada da Muhammedsiz, öteki dünyada da Muhammedsiz bırakmasın. Onun yolunda eylesin, onun sünnetini ihya eden, onun öğretilerini, mesajlarını hakkıyla hayatlarında gösteren güzide insanlardan eylesin. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.